hiç bilmiyorum. Sadece yap. Maggie. Öyle mi gerçekten Maggie? See you Friday. Çünkü biz ölüyoruz ve o bizimle gülümsüyor. But you speak Turkish. I speak a little Turkish. Taxi ister misiniz? Nereye gidiyorsunuz? Güzel, güzel. You speak Dutch? No. English. Just English. English, Turkish. Mm. And my wife is Ukrainian. I learn Russian now. Как вы поживаете? Отлично. You have good husband. Yeah, good luck. Thank you. What's your name, sir? Maksud. Maksud. Yes. Engin. And my wife Lena. I wish one good, beautiful мальчик, one красивая девочка. Девочка. Thank you so much. Amca bir anda Türkçe konuşmaya başladı, muhabbet ediyorduk biz de. Maksutmuş ismi. Amca da taksiciymiş. Onun da Mercedes'i var. Eski Mercedes. Maksut, why everyone has Mercedes here? Mercedes buy every people here because it's strong. That's road, no, it's good road. Okay, and cheap? It's cheap. 2,000, 3,000, 4,000 euro. Young Mercedes. That is 7,000, 8,000. It's good price. Şimdi taksicilerin olduğu yerdeyiz. Kaç tane Mercedes var? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 diye gidiyor da. Good luck for you. Nice to meet you, Maksud. Nice bye you. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ne güzel insan diyor öyle. Maksud abi. Bir haftadır Arnavutluğun güneyi kısa miladındaki ufak bir kasabadaydık arkadaşlar. Arnavutluğun güneyinde kalıyor bu kasaba. Bugün tekrardan başkent Tirana'ya dönüyoruz. Önümüzde bir 5 saatlik yolculuk var. Daha 30 dakikası bitti. Bir 4,5 saat daha var. Verdik. Bir 2,5 saat bitti. Bir 2,5 saat daha var. Böyle bir yerdeyiz. Bar, restoran, grill. You want to eat? What do you want to eat? You want to eat our snacks. Okay, let's eat. Ben atıştırmalık ayarlamıştı dün akşamdan. Öncelikli olarak protein barı. İçerisinde badem, üzüm, müsli var. Fıstık. Üzüm. Kumbala. Kuru üzüm olmayabilir ya. Başka bir şey bu. Eriğin kurusu gibi bir şey de olabilir. Nektari. It's becoming a peach slowly. Getting softer. Biraz yumuşamış. I was waiting for 3 days or 4. And it's still tough. You want? It's tough. Bunu yiyince aklıma başka bir şey geldi şimdi. Buldum. Vallahi buldum. Usandığımdan ekşi çıktı. Ama gene de çok lezzetli.
çıktık başkente ama şansımıza yanımızda şemsiyemiz de yoktu ama şansımıza yağmur durdu. Her an tekrar gelebilir gibi. Lena'nın söylediğine göre bulutlar fena. Lena, if it comes, it's gonna come crazy. Tamam. 6 dakikamız var. Varmamıza. Ama ben biraz yavaşım tabii ki normale göre. Biraz daha yavaş gidiyoruz desek 7-8 dakika. 8 dakika içerisinde başlamazsa süper olacak. Fırtına geliyor. Çok fena geliyor. How many minutes? 3 minutes left to home. There is one person waiting there. Bir dakika kaldı. Ah, I think I see him. I think I see him. Frank? Perfect. Başardık. Başkent'teki yeni evimizdeyiz. Airbnb'den kiraladık. What do you say? Do we have a kitchen here? We are. Oh yeah. Ve yağmur başladı. Yağmur denmez, tam fırtına gibi aslında. Dağları görebiliyoruz burada. Whoa, Lena. We were so lucky. Of course, it was coming. No, but it's coming. It's even coming. Vardıktan sonra şehri keşfederiz diyorduk. Çünkü ilk geldiğimizde uzun süre kalmamıştık burada. Ama şu anda yağmurdan dolayı birazcık bekleyeceğiz. $34 be. With everything included. Birileri bira, Pepsi, bira bırakmış. Oo, bir bira daha. Bir de şarap var herhalde. Lena. I would like to live here for a month at least. Yeah. Perfect house. You'll pick that. You should trust me more about picking stuff, you know? What do you mean, trust me more? I always trust you. I know, like even more, like, you know? Sometimes you don't even have to see the house. Just let me book it. I know. You learn. From the master. I'm dreaming. The goat. I see him. We are with those guys over there. Okay. Huh? Ah, Türkçe biliyorum, evet. Sen de biliyorsun, ne güzel. Biliyorum biraz. Sakatladım kendimi ya. Hoş bulduk. Vida. 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 Ines. Nice to meet you. Nice to meet you. Vida. Okay. Hello. Lena. Megan. Aynı daha yok. Ines. Nice to meet you. Lena, sen şöyle otur. Biz biraz problem var. How was your trip? Adventurous. Really? Second day. Yeah. I was doing backflip. Yeah. Ooh. I was thinking there's a scent. Yes. But there was under the scent there was a hard like a asphalt. I hurt myself. For first 3 days I'm like I have sticks on my hand walking like that. Tolga'yı hatırlarsınız. Geçenlerde tanışmıştık. İsmin ne? İsmim Tolga. Tolga, bizi biliyorsun zaten. Yes. Lena. Burada mı yaşıyorsun? Ben burada yaşıyorum 8 aydan beri. Aha. Burada spor eğitmenliği yapıyorum. Ne güzel. Aynen, bizi davet etti. Öğrencileriyle burada buluşacakmış. Biz de katıldık. Kendisi pilates hocası. Önceden de beden eğitim öğretmeniymiş. How is his teaching? He is good? Yeah, he's very good. You can be honest.
And you go. Uh-huh. I just met him actually. We don't know each other so much, but I can already feel that he's a really supportive guy and doing and enjoying his job. No, I think very strict. Yeah. He's very strict. That's good. Actually, it's the best Maggie. Öyle mi gerçekten Maggie? See you Friday. Çünkü biz ölüyoruz ve o bizimle gülümsüyor. We are feeling that and she is just smiling to us in the class. Maggie, we have one more session, you know? And Friday is coming. She also like a sports teacher. Same. I also like joined him sometimes. Tolga, hikayen nedir? Arnavutluğa neden öğretmen olmaya geldin? Şöyle oldu, ben uzun yıllar ben öğretmenlik yapıyordum zaten. Benim ilk, çok komik oldu biraz. İlk öğrencim bundan neredeyse 8-10 yıl önce. Ben de yaklaşık böyle bir 5 sene falan benim öğrencimdi. Ben ilkokuldan mezun ettim onu. Sonra tabii iletişimimiz koptu onunla bizim. Sonra aradan yıllar geçti. Onun ailesi bana Facebook üzerinden ulaştı. Onlar buraya geldi şu aile. Türk mü aileydi? Türk aile. Dediler ki ya burada bir işte fitness, pilates salonu var. Ve bir antrenör arıyor. Buraya gelmek ister misin diye bana sordular. 8 ay önce oluyor bu. 8 ay önce, 9 ay önce oluyor. 9 ay önce. Ben de olsa da işte iyi bir işim var İzmir'de. İzmir'in en iyi okullarından bir tanesinde çalışıyorum. Kendi okulumda iyi bir yerim falan var. Böyle yerimi sağlamlaştırmışım. Yani rahatım ya. Güzel bir hayatım var. Bir böyle işte ya gider miyim gitmez miyim diye düşünürken şey dedim. Benim kardeşim var. Biraz sonra gelecek o da. O da beden eğitimi. O da burada. O da burada şu an benimle orada. Dedim benim kardeşim var. İsterseniz ben size onu yönlendireyim. Sonra kardeşim ben yönlendirdim. Onlar işte konuştular, işte videolar yaptılar, Zoom'lar işte konuştular, ettiler. Neyse abi. Sonra o gelmeye karar verdi. Ama şöyle bir plan yaptılar. Önce sen buraya bir gel gör. Bakalım beğenecek misin, beğenmeyecek misin burayı. Beğenirsen gelirsin. Ben de olsa tam bizim orada Covid'in böyle iyice bizi sıkıştırdı. Dışarı falan çıkmadığımız falan çok... zamanlar. Ben de dedim ki ya gideyim ben de bari en azından bir gezeyim. Böyle bir ülke görmüş olurum en azından diye geldim. Gelince de buradaki insanlarla işte bizim işverenlerimiz falan çok kanımız uyuştu. Biraz da sevdim ben burayı. Onlar da beni sevdiler. Bilal ki sen de gelmek ister misin? Ben de geleyim dedim ondan sonra. Sonra bir anda her şeyi bıraktım ben. Yani 20 yaşına 30 yaşına kadar bir böyle tırmalaya tırmalaya getirdiğin her şeyi bir anda bıraktım. Kalktım geldim buraya. Vay be. Böyle bir hikayem oldu helal burada yani. Helal olsun. Helal olsun. Teşekkür ederim. Gazoyer? You say gazoyer? Gazuar. Ben öğrenemedim. Neden her yerde Mercedes var? Burada şöyle bir söz var. Ben bunu öğrendim ve duydum. Burada Mercedes'e fakir arabası diyorlar abi. Allah Allah. Evet. Çünkü mantık şuymuş. Eğer sınırlı bir paran varsa Mercedes al ki bozulmasın, güzel güzel kullan. Eğer zenginsen istediğin zevkine göre başka markalar al. Bozulursa bozulmazsa da her türlü sen masrafını yaparsın. Hani Mercedes fakir arabası diyorlar burada. Anladım. Ben de Mercedes alacağım. Hadi. Görüşürüz gençler. Görüşürüz. Allah'a emanet. İnanılmazdı ya. İnanılmazdı. Tolga'ya buradan bizi davet ettiği için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir akşam geçirdik. İnanılmaz insanlarla tanıştık. Buradaki son günümüz çok daha güzel oldu bizim için. Yarın ayrılıyoruz. Ama nereye? What you need?